Herkese XOX Borsa kanalından merhaba arkadaşlar, ben Selim. Haftalık değerlendirme serimizin yeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Geçen haftaki değerlendirme videomuzda dominans için 48 ve 49.6 işte bu seviyelerin önemli seviyeler olduğunu söylemiştim ve ben bunu söylediğimde piyasada bir düşüş vardı. Bu düşüşün bu kırmızı alana geldiğinde veya yaklaştığında bu civarlarda sona ereceğini ve altcoin'lerde bir miktar yükseliş göreceğimizi belirtmiştim. Lakin öyle oldu. Bitcoin buradaki 48.27 seviyesinden dönmeye başladı ve piyasada yaklaşık bir haftadır ufak da olsa bir yükseliş görüyoruz. Şu an dominans için güncel bir şey söylemek zor. Sadece video başlamadan önce şu beyaz çizgiyi ekledim. Eğer buraya gelirse yine güncel durum analizi yaparız arkadaşlar. Yani dominans tam olarak artış veya yükseliş geleceğinin habercisi değil. O koşullar değişebiliyor. Onları inceleyeceğiz. Total 2'ye baktığımız zaman geçen hafta değil ondan bir önceki hafta destek alanımızın bu seviyeler olduğunu belirtmiştim ve oraya bir düşüş gördük. Düşüş geldikten sonra Total 2'miz buralardayken demiştim ki 800 milyar dolar civarlarına kadar bir yükseliş gelmesi lazım demiştim. Bakın nereye kadar gelmiş? 797, 799 milyar dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelmiş. İşte teknik analiz böyle güzel çalışıyor arkadaşlar bazen. Nokta atışı burayı tutturmuşuz. Henüz bu seviyenin üzerine çıkabilmiş değil. Ne olur? 817, 820 milyar diyelim biz ona. 820 milyarın üstüne, 820 milyar doların üstüne çıktığını görürsek buradaki gri kanalımıza kadar bir yükseliş tekrar görebiliriz. O yüzden şu an kısa vadede 820 milyar dolar seviyesi takip edilmeli ve yine buradaki yeşil kanalın altında, yani buranın altı tam olarak 662 milyar dolara denk geliyor. Günlük kapanış yapmamalı arkadaşlar. Buranın altını günlük kapanış yapması durumunda bizi en az 6 aylık, belki 1 yıllık, belki 2 yıllık bir ayı sezonuna sürükler. O yüzden Total 2 şu an çok önemli bir yerde. Henüz geçen hafta eklediğimiz Total'e baktığımız zaman burada yine bir değişiklik yok. Total 2 ile zaten benzer seyrediyor. Burada destek bulmuş bizim Fibonacci seviyemizden. Henüz şu an önemli bir seviyede değil. Total 2 ile zaten aynı. İşte Total 2 800 milyar doları geçerse, Total'de 1,5 trilyonu geçerse artık çok güzel yükselişler gelebilir arkadaşlar. Yeni bir boğa sezonunun başlangıcı anlamına gelir. Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'de aslında şu çizgiyi görmeyin. Bunu birazdan ekleyelim. Bu benim çok önem verdiğim gri kanal arkadaşlar. Bu son bir hafta içerisinde iki kere kırıldı işte. Bir yukarı kırıldı, bir aşağı kırıldı. Şimdi tekrar yukarı kırıldı. Artık burası bence önemini yitirdi. Bunu silmeyeceğim. Yine dursun. Belki yine çalışacağı zamanlar olur. Fakat artık çok önemsenecek bir kanal olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine bazı yatay destek ve direnç seviyelerini takip etmek daha mantıklı gibime geliyor. Mesela bu seviyeler neresi? Saatlikte ben Bitcoin için şurada görebiliyorsanız çok ince bir yeşil çizgi çizdim. Destek seviyelerini konuşmak gerekirse ilk zayıf destek, bakın burası önemli, zayıf desteğimiz 33.000 seviyesi. Bizim çok önemli, çok kritik desteğimiz ise yine birkaç haftadır bahsettiğim 31.125 bu seviyeler. Yani siz kabaca 31.000 seviyesini baz alabilirsiniz arkadaşlar. Buranın altında günlük kapanış yapmaması lazım. Bunlar 4 saatlik kapanışlar arkadaşlar. Günlükte baktığım zaman yine bu yeşil çizginin altında hiçbir türlü kapanış yapmamış. İğneler önemli değil. Bu tarz durumlarda her zaman kapanışa bakmanız gerekiyor. Onun dışında Bitcoin için önemli direnç alanlarına baktığımız zaman en önemli direnç alanı şuradaki bobinin patladığı yer olarak değerlendirdiğim 37.500 seviyeleri, 37.500, 37.800 seviyeleri şu an Bitcoin için en önemli direnç değil. Bu yine tıpkı 33.000'deki gibi önemi az olan bir direnç. Bitcoin için asıl önemli, asıl büyük direnç seviyesi 42.800 arkadaşlar. Bunu da direkt kabaca 43.000'e yuvarlayabilirsiniz. 43.000'e kadar gelirse Bitcoin'de bir düzeltme bekliyorum. Ha ne olur, eğer fiyat 43.000 seviyelerinde çok fazla oyalanırsa direkt alım yapılabilir. O kırılacağı anlamına gelir. %90-95 ben çok güveniyorum o formasyona. Ve 42.000 seviyesinin geçilmesi yine Total veya Total 2'deki gösterdiğim seviyelerin geçilmesiyle birlikte yine uzun süreli bir yükseliş dönemine girilebilir arkadaşlar. Ethereum, Bitcoin'i de ben normalde diğer kısmında gösteriyordum. Fakat gerçekten de her hafta takip edilmesi iyi olan, takip edilmesi gereken bir gösterge. Buna ne demiştik? Günlükte bakın
Ethereum Bitcoin ben yükselmesi gerekiyor dediğinde tam bu seviyedeydi. Geçen haftaki videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dip seviyelerindeydi. Hatta Bitcoin ben bu göstergeyi 2 hafta önce konuşmaya başladım. Orada da bu civarlardaydı ve bu yeşil çizginin çok önemli olduğunu söylemiştim. Önemli bir destek alanı olduğunu belirtmiştim. Tam da buradan 2 kere muazzam destek aldıktan sonra kendisini yukarı fırlatmayı başardı. Ethereum Bitcoin bunun yükselmesi demek Bitcoin tutanların elindeki Bitcoin'leri altcoin'leri çevirdiği anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli bir gösterge. Şu an için çizilebilecek başka çok düzgün bir destek veya direnç alanı yok fakat yine de belki şöyle bir şey olabilir. Belki bu seviyede bir miktar düzeltme yiyebilir arkadaşlar. Belki böyle bir beyaz çizgi ekleyebilirsiniz ama ben hani kesin çalışacak diyemiyorum. Onun dışında Ethereum USDT'ye baktığımız zaman bazı altcoin'leri incelemek istiyorum şu an. Altcoin'lerin de öncüsü olan Ethereum'u direkt burada incelemek istedim. Çünkü çoğunun grafiği yine birbirine benziyor. Baktığımız zaman altcoin'lerde ve Ethereum'da şöyle bir yapı var. 17 Haziran'a kadar aslında sürekli yükselen tepeler, pardon, yükselen dipler vardı. Bu bizim için iyi bir göstergeydi fakat 18 Haziran'da burası aşağı kırıldı. 18 Haziran'da aşağı kırıldıktan sonra tam kırılımın geldiği sıkışmanın en uç noktası olan 2377 noktası artık buranın altında fiyat seyrettiği için bizim için önemli bir direnç seviyesi. Yani fiyatın 2377 seviyelerine gelmesiyle birlikte altcoinlerde yine bir geri çekilme bekliyorum. Ha ne olur? Tekrar Ethereum, USDT ve diğer altcoinler bu seviyelerde çok fazla oyalanırlarsa alınabilir. O yine yükselici anlamına gelir. Ama zaten 3 tane günlük yeşil mum yakmış, kapatmış ve hemen hemen de benim burada bahsettiğim seviyeye gelmiş diyebiliriz. Benim bahsettiğim seviye tam olarak burası. Çizmiş olayım neden çizmiyorsam. Buraya da çizmiş olalım. Bu seviye önemli arkadaşlar. Burası takip edilebilir. Ardından buradaki 2600 seviyesi takip edilebilir. Fakat dediğim gibi bu biraz daha önemli bir direnç. Bu çok önemli bir direnç değil. Bunu zaten niye çizdim bilmiyorum. Onu çizmeseniz de olur. Sadece bu seviyelerde yine yatay çok fazla önemsenmeyebilir bir direnç alanımız var. Şimdi böyle 3 tane direnç çizmişim ben yakın aralıklarla. Bunların bir tanesinden mesela dönerse şey diyebilirsiniz ya zaten her yere çizgi çizmişsin hani illaki birinden dönecek diyebilirsiniz ama yani ben de bunu ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Bu seriyi neredeyse 2 aydır devam ettiriyorum. Daha öncesinde bu kadar fazla bir çizgi çizmemiştim yani bu kadar sık destek ve direnç alanı çizmedim. Ethereum'da böyle denk geldi. Bazı altcoin'ler arkadaşlar piyasayı analiz edebilmeniz için gayet önemlidir. Ethereum'un mesela buraya geldiğini görürseniz ben başka bir altcoin almanızı tavsiye etmem. Mesela kırılırsa almanız benim için daha sağlıklı olur arkadaşlar. Bir diğer bahsedeceğim coin Waves arkadaşlar. Waves son zamanlarda çok güzel yükselen bir coin. Logaritmiyi kapatalım hemen. Waves için ben 1-2 aydır bunu ara ara açıyorum ve diyorum ki arkadaşlar Waves için önemli seviye 12 civarları. Yani 11,5 ve 12 seviyeleri Waves için çok iyi çalışan bir destek seviyesi. Benim burada yeşil çizdiğim yer. Eğer Waves'in buraya düştüğünü görürseniz alabilirsiniz demiştim. Bugün video başlamadan önce ben de bayağıdır bakmıyordum. Dikkatimi çekti. Waves tekrar buradan dönmüş geçen hafta. Geçen haftaki videoda yer vermeyi unutmuşum. Bunu tekrar göstermiş olayım ki Waves tekrar bu yeşil kanala düşerse fırsatı değerlendirebilirsiniz. Mesela az önce dediğim gibi bazı altcoin'ler arkadaşlar piyasayı öngörebilmeniz için, analiz yapabilmeniz için gerçekten de güzel fırsatlar sunuyorlar. Mesela 1000 tane altcoin varsa 950'sinin grafiğinden belki bir şey anlamıyorsunuz ama o kalan 50 tane 50 altcoin diğerleri için de size fikir sahibi, size fikir veriyor. Waves de bunlardan bir tanesi. Waves için mesela 11.500 seviyesinin altında günlük kapanış görürsem yine ben altcoin'lerde çok uzun süreli büyük düşüşler görmeyi beklerim arkadaşlar. Şimdilik haftalık değerlendirme seri videomuzun sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa veya değerlendirme mi istediğiniz coin'ler varsa bunları yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve zil ikonuna tıklayarak bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Sosyal medya platformlarımıza katılarak anlık değerlendirmelerimizi görebilirsiniz ve bizlerle iletişim halinde olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.